Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Defter koleksiyonun part 2'si. Evet, bu video defter koleksiyonun part 2. Hemen başlayalım. Şöyle. İlk olarak şöyle kabartmalı defterlerim var. Bunu ben Teddy'den aldım arkadaşlar. Şu şekilde Kiva Design'in bir defteri. Bunun arkası bu şekilde. Önü bu şekilde flamingolu. İçi de böyle pembiş pembiş. Bunu daha kullanmadım. Bu bana Woohoobox My Size sürpriz kutusunda çıkmıştı. Yine bunun içi de pembe. Yine bu da Kiva Design'in arkası bunun düz. Pembe sadece. Bunu da daha kullanmadım. Çünkü şu an bundayım arkadaşlar. Bu unicornlu... bir dakika, bunu sayfalarını gezmem gerekiyor. Bunu arkadaşlar ben Teddy'den aldım yine. Bunun da arkası bu şekilde Kiva Design'ın bir defteri. Harika, unicornlu, çok güzel. Şimdi fiyatlarını söylemek gerekirse. Bunlar ikisi 7 TL. Dediğim gibi sanırım bu 5 TL bu Woobox'ta ama bilmiyorum. Çünkü ben hiç almadım, yani bana hediye geldi. Sonrasında şöyle bir Madame Coco'dan almış olduğum. Alo. Şöyle Madame Coco'dan almış oldum. Madame Coco'da siyah defter bulamamıştım. Ben de kahverengi almışım şu şekilde. Bunun fiyatı 5,99. Böyle bir defter. Harika. Buna da günballarla yazmışım arkadaşlar. Görünmediğini ben de farkındayım. Her neyse. Sonrasında hazır siyah defter bulamadım demişken şuradan bir siyah defter alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar okula dönüş alışverişim part 3'ü geliyor, yükleniyor. Bunu ondan sonra göstereceğim için göstereceğim. Ondan sonra yayınlayacağım için. Bu şekilde bir siyah defter aldım. Harika spiralli bir defter. Bana sorulan soru şurada arkadaşlar. Yani evet, bir arkadaşım sordu ama bunu sizlerin de merak ettiğini düşünerekten söylemek istiyorum. Bu karton kapak bayağı kalın. Hani yırtılanlardan değil. Hani çok büyük bir darbe görmezse bence yırtılmaz. Bu şekilde buraya... Lök Esra yazdım. Bunu aldığınızda şöyle beyaz bir kaleme hediye ediyorlar Fatih'in bu arada. Bu şekilde arkadaşlar 60 yaprak paper notun bir defteri. Siyah defteri. Şuraya koyalım. Sonrasında şöyle bir defter, böyle hello yazıyor. Böyle bir ne bunun adı? Tek taş gibi bir şey, her neyse. Böyle var, gözler var, böyle çok tatlı kirpikli. Yaldızlı yaldızlı böyle bir defter. Yine bu da Kiva Design'in bir defteri. Hem Türkiye'de üretiliyormuş hem de mükemmel defterler olarak. Kiva Design'i çok seviyorum gerçekten. Bu şekilde yine Woohoobox'tan almış olduğum 5,99'a. Böyle hafif sarımsı sayfaları olan bir defter. Harika bir defter bence. Çok seviyorum ben bu defteri. Sonrasında şöyle Unicorn's Time yazıyor üstünde. Unicorn'lu bu Rosebud'dan almış olduğum bir defter. Tabi Woobox'ta da var. Bu şekilde ön yıldızlı karalamalarım var. Böyle arkadaşlar bir defter. Harika bir defter. Arkası da yıldızlı. Bunun burası kalemlik bu arada. Hemen hadi sizlerle birlikte bunun içine bir şeyler koyalım. Şuradan şu sivil kullarını koyalım ve koyalım. Bakın bunların renkleri ne kadar güzelmiş. Bu şekilde arkadaşlar kalemlikli defter. Direkt hani okula giderken mesela okulun son günleri veya ilk günleri bunu alabilirsiniz yanınıza, şuraya da kalem koyarak bence çok güzel olur. Hatta bunu elinizde bile taşıyabilirsiniz. Bu şekilde bir defter. Bunun fiyatı 18 TL'ydi Rosman'da. Sonrasında şöyle bir defter var. Yine bu da Paper Notes'un defteri. Paper Notes'un defterleri gerçekten uygun fiyatlı ve gayet yani güzel oluyorlar. Bu arada o gösterdiğim siyah defterin fiyatı 12,95. Onu da söylemek istiyorum. Bu şekilde bu benim swatch defterim. Böyle hafif sarımsı ve çizgili sayfaları var. Bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel bir defter. Sonrasında şöyle blog journal yaptığım bir defterim var. Fakat artık yapmıyorum. Şöyle mesela. Bundan sonra bir daha yapmadım arkadaşlar. Şu şekilde Ağustos oyunu çizmiştim. Sonrasında böyle aylık planımı vesaire yaptım. Burada hani kişisel istediğim şeyler. Burada da zorunlu yapmam gereken şeyleri yazmıştım. Ondan sonra yapmadım. Tabii ki de bunun bu kadar az sayfası yoktu. Çok ama çok fazla sayfası vardı. Fakat ben kopardım. Yani bu şekilde İngilizce ondan almış oldum. 13 liraydı sanırım. Evet, 13 TL'ye almış oldum defter. Sonrasında arkadaşlar okul defterlerim var. Pardon, okul defterlerim yok. Şunlara geçelim hemencik. Hemen şunlara geçelim. Evet, şu şekilde Rodya. Rodya Color. Çok sevdiğim bir defterim. Bu şekilde. 90 gram bunu... Bunda kaç sayfa var?
bilmem 70 sayfa sanırım. Bu şekilde. Bunun fiyatı 25 TL'ydi arkadaşlar. Bu post-it seti araya karışmış. Sonrasında şöyle Gıpta'nın bir defteri var. Böyle. Bunun da aslında burasında siyah defter gibi bir şeyler yazabilirsiniz. Bu şekilde kareli arkadaşlar. Bunun fiyatı ise, bunun fiyatını hatırlamıyorum, 20 liraydı. Evet, 20 liraydı sanırım. Sonrasında şöyle iki tane Madame Coco'nun defterleri var. Çok güzel. Bunların tanesi 8 TL'ydi. Tabii bunları da okulda kullanacağım aslında. Sonrasında arkadaşlar okul defterlerimize geçelim. İlk olarak şöyle minik defterlerden başlamak istiyorum. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Böyle Gıpta'nın bir defteri var. Fakat bu defteri okulda kullanmayacağım. Ben bunu okuldan geldikten sonra şu şekilde tekrar defteri olarak kullanacağım. Ya da özet defteri olarak kullanacağım arkadaşlar. Gıpta'nın bu 80 yaprak A5 çizgili defteri. Sonrasında bu Dazzle diye okunuyor sanırım. Hiç fikrim yok. Markasının böyle çizgili defterleri 96 yaprak ikisi de. Bunun fiyatı 2,5 TL. Bunun fiyatı 4,5 TL. Hatta bu 5 olabilir. Böyle bu şekilde. Sonrasında arkadaşlar şöyle defterler var. Bunları bugün aldım. Bunları göstereyim. Şöyle Vegan yok ya sanırım, bilmiyorum. Böyle Vegan markasının 72 yaprak kareli bir defteri. Bunu sen de dersi için aldım. Sonrasında şöyle kareli ve çizgili iki tane defter. BİM'den almış olduğum 120 yaprak, harikalar. Çok güzeller. Yine bunlar da kalın kapak arkadaşlar. Sonrasında şöyle devam ediyoruz. Şöyle defter var. Şöyle iki taraflı arkadaşlar. Şurası kareli. Şurası ise çizgili. Kaç yaprak? 90 yaprak. Sonrasında şöyle bir defterim var. Yine Gıpta'nın 80 yaprak çizgili bir defteri. Bu şekilde. Bundan önce de aldım defterler. Sonrasında geçen sene BİM'den almış olduğum bir defter var şu şekilde. Bunu geçen sene kullanamamıştım. Bu sene kullanacağım. Böyle arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar şöyle bir defter. Bunu da nereden aldım hatırlamıyorum. Keskin kalın bir defteri. Bu şekilde. Bunların fiyatlarını hatırlamıyorum bu arada. Sonrasında arkadaşlar şöyle bir smile yazan bir defter. Bu benim Türkçe defterim. Hala yine Türkçe defter olarak kullanacağım. Bu şekilde 120 yaprak bir defter. Onun dışında başka yok. Evet arkadaşlar, defter koleksiyonum part 2 bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada 400 abone olmuşuz, hatta geçmişiz bile. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum hepinize. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Hoşça kalın. Evet. Bu kadar. Bay bay.